Sayın seyirciler, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünün 5. gününde üzücü haber geldi. Bir gün önce yürüyüş sırasında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki Hasan Tatlı bu sabah hayatını kaybetti. CHP lideri umarım bir daha yaşanmaz dedi. Yürüyüşte 100 kilometreyi geride bıraktı. Bizi eleştirenler olabilir, kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Dedi ve adalet yürüyüşünün 5. gününde tekrar yollara düştü. Adalet adımlarını atarken yol boyunca jandarma güvenlik için yanında yürüdü. Korteje Ejder adı verilen zırhlı araçla eşlik etti. Kılıçdaroğlu Kızılcahamam'dan yola çıktı. Yol boyunca yürüyüşe destek olmak için bekleyenlerle kucaklaştı. Her molada yanına yeni isimler katıldı. 5. günün sonunda CHP lideri hedeflenen 100 kilometreyi geride bırakmış olacak. Ama parkur giderek zorlaşıyor. Hava şartları da öyle. Yağmur bugün şiddetini daha da artırdı. Bu yağmurun altında bu insanlar niye yürüyor? Biz adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde adalette olmak zorundadır. Yürüyüş sürerken sabah saatlerinde üzücü bir haber geldi. Adalet yürüyüşünün 4. gününde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki Hasan Tatlı sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kayseri nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da oturan Hasan Tatlı'nın hastaneye kaldırıldıktan sonra birkaç kez daha kalbi durmuş ama tekrar çalıştırılmıştı. Yorgun kalbi daha fazla dayanamadı. Tatlı yarın toprağa verilecek. Çok üzgünüz. Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne başlamasının nedenlerinden biri CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu. Enis Berberoğlu hakkında geçtiğimiz hafta 25 yıl hapis kararı verilmiş ve tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderilmişti. Dikkat et, kameraman dikkat et taksiye.